Moralim bozuk değil ama iyi de değil. Bir derdim yok ama varmış gibi. İyi değilim ama kötü de değilim. He buldum. Sanırsam ben kafayı yemişim. Birader bakar mısın? Büyük boy patlamış mısır ne kadar? 15 TL dostum. Lan öyle fiyat mı olur? Çok pahalı. O zaman sana özel fırsatımızdan bahsedeyim. Patlamış mısır yanında içecek alırsan ikisi birden sadece 17 TL. Alsın birader. Biliyorum patlamış mısırı bilerek çok pahalı yaptın. Yanında içecek verdiğinde mantıklı gelsin de alayım diye, değil mi? Tamam da sen bunu nasıl anladın? Body gang farkı kardeş. Göremezsem delireceğim. Bebeğim gel bana sokul. Sana sıçtın abim ya. Aşık Veysel evliyken eşi bir başkasına aşık olur ve kaçmaya karar verir. Uyumaya gittikten sonra eşi kalkar, bohçasını toplar, papuçlarını da giyer ve ardına bakmadan kaçar. Bir süre sonra ayağına bir şeyin vurduğunu fark eder. Papuçlarını çıkardığında gözlerine inanamaz. Aşık Veysel'in bütün birikimi oradadır ve bir tane de kağıt bırakmıştır. O kağıtta da şu yazar: al bu para, ananın ak sütü gibi helal olsun. Gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de güzelliğin 10 para etmez. Bu bendeki aşk olmasın. Like I talk it, walk it like I talk it, ayy. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. Yeah, take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Woo, hey. Big tops of the town, big boy gang moves, gang moves. I like to walk around with my chain loose. Kızının saçlarına dinleme cihazı yerleştirdi ve şok eden gerçeği böyle öğrendi. Bir baba oldukça pozitif ve enerjik olan kızının okuldan döndükten sonra ağlamaya başladığını öğrendi. Ve yeni taşındıkları için bu durum geçer diye düşündü ama geçmedi. Okul servisine binerken bile o kadar çok ağlayan bu kız, kızıyla da konuşamıyor ve doğruları da öğrenemiyordu. Ve babasının aklına bir fikir geldi. Dinleme cihazını kızın saçlarına yerleştirmek zorunda kaldı. İşte o korkunç gerçeği öğrendi. Aslında bunun tek sebebi okuldaki öğretmendi. Çünkü çocuklara öyle kötü davranıyor ve öyle kötü hakaretler ediyor ki bu sayede kızı ve birçok çocuk okula gitmek istemiyordu. Ve babası imza kampanyası başlatıp o öğretmeni okuldan attırmayı başardı. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Ya abi sabahtan beri GTA 5 oynuyorsun. Vereceğim dedim, biraz da ben oynayayım ya. Ya Osman be git arkadaş ya, en heyecanlı yerindeyim. Ya abi vermezsen verme, ben ne yapacağımı biliyorum. Ben de telefondan oynarım o zaman. Uf, GTA 5 harbi. Oha Osman, telefondan GTA 5 mi oynanıyor lan? Nitboom uygulaması, bilgisayardan oynamış olduğunuz oyunları telefonunuza aktaran çok çok kaliteli bir uygulamadır. Bu uygulamayı indirdikten sonra burada görmüş olduğunuz oyunların hepsini indirip oynayabilirsiniz.